Şöyle bakıyorum şehre de. Yeşil yeşil bir şey geçiyor içimden. Su mu, çayırlık mı, orman mı? Değil. Yeşil bir şey, zehir yeşili bir şey. Bir takım yeşil renkli zehirlerle zehirlenmiş yeşil bir su. Köpek leşi gibi uyuyor şehir. Yok değil. Öyle değil. Köpek leşi kokusu yönünden iğrenç. Yoksa ölmüş bir köpekte kırılmış bir çocuk oyuncağının hüznünden başka tatsız ne vardır koku cihetinden öyle bu şehir pis şehir bu alabildiğine pis şehir bit gezmemiş kanepe sümük sürülmemiş tükürülmemiş balgam atılmamış hiçbir yeri yok yakamızdaki kir fabrika dumanından değil pislikten tozdan mikroptan bu şehir labaliliğin, kötülüğün, ikiyüzlülüğün kaynaştığı bir şehir. İyi insanları yok mu? Dolu. Ama nasıl çekilmişler, nasıl ürkmüşler, nasıl kapanmışlar bir yere? Neredeler? Bu şehirde düşünülemez. Düşünmek iyi değil. Sıhhatem huzurdur. Allah'ı bile düşünemezsin. Düşündün müydü karşına onun namına iğrenç mecmualar, Nefesleri yırtık para kokan şairler, ölü bekleyen imamlar çıkar. Avaidini isterler. Ben fukarayı severim. Dersin kendi kendine. Yalandır. Kendin de inanmazsın. Hangi fukarayı? Nasıl fukarayı? Bu canavar gibi dilenci kadını mı? Bu arsız, edepsiz, huysuz çocuğu mu? Bu iki paralık adamın önünde secdeye varan balıkçıyı mı? Yoksa köşe başında oturup çürüklerini, Yüzünden açlığı, kimsesizliği, hafifçe deliliği, dünyadan bıkkınlığı akan adama yutturan Külhan Bey'i kestaneciyi mi? Kimdir şu sevdiğin insan? Anladık fakir, kimsesiz, bahtsız. Ama kim? Kim olacak sensin? Kendi kendisisin. Evet. Bu şehirde herkes dönüp dolaşıp kendisinde karar kılacak. Başkasını seven tek adam bulamazsın. Olmasına da imkan yoktur. Hani bazı insanlar vardır, iyilik edersin. Bir edersin, iki edersin, üç edersin. Sonra edemeyecek hale gelirsin de elinden bir şey yapmak gelmez. O zaman bir de bakarsın ki karşındaki sana düşman kesilmiştir. Hepimiz öyleyiz işte. Bütün iyilikleri, bütün dostlukları tulumba gibi emeriz. Sonra dostluklar, iyilikler de kuyular misali kurur. İşte o zaman başlar pandomina. Kocaman dedikodu. Çekilecek bir köşemiz olacak. Yatağımız olacak. Yorganı gözlerimize çekeceğiz. Belki bir deniz kenarı, bir ağaç altı, bir rüzgar, bir sessiz kahve, bir bardak çay, bir simit, bir dilim kaşar peyniri, bir yarım kilo şarap bulursak dost olarak bu en iyisi. Ama insan? Yok kardeşim yok insan bulamayacağız bu şehir bu kadar pisken, bu kadar labali, bu kadar düşkünken, para kazanıp da kendinden ötesini, beygirini kullanan arabacıdan daha merhametsizce kullanıp da rahat edenler, sessizce tereyağından kıl çeker gibi kendini aramızdan çekmişleri, bir bakıma haklı buluyorum gibime geldi. Sonra da düşündüm, onlar böyle ettiler bu şehri. Belki de bu şehre vebalar, belki de bu şehre koleralar gelecek yakında. Kime bütün bunları istiyorum gibi geliyorsa namussuz olan odur. İstemiyorum. Aldanma konuşmama. Bırak Allah bir tarafa. O nasıl bizi sessizce bırakıp gittiyse biz onu tekrar buluncaya yahut büsbütün yoktur deyinceye kadar o bizim işimize karışacağı benzemiyor. Ama bu şehir artık şehre benzemeli. Ama nasıl? Nasıl mı? Sen bir çare düşüneceksin. <laughs> Gülerim. Ama evvela sen. Sen yazıcı. Bırak eşekliği artık. Olmasa yazma. Çekil otur oturduğun yerde. Sen mi süsleyeceksin? Sen mi temin edeceksin metresini gazete çıkaranın? Sen mi onun şöhretini, kalemini, otomobilini Avrupa'dan getireceksin? Sonra gidip Haşet Kütüphanesi'nin vitrinindeki 350 franklık kitaba hasretle bakacaksın. İki kuruştan 350 frank ne eder diye düşüneceksin. Şu JPS müthiş adam. İsmini duydun. Daha bir kitabını bile okumadın. Okumak istiyorsun ama alamayacaksın o kitabı. Alırsan enayilik edersin. Yarın ayran bile içemezsin. O bardağı on kuruşa olan ayran. Yani bir kaşık yoğurtla bir bardak suyu karıştırıp da on kuruşa satan adamın namussuz olduğunu bile bile elinden içtiğin enayicesine bütün şehir insanların gözü önünde yapılan hırsızlığı, dolandırıcılığı bile bile. Değiştir mesleğini be. Dur ayrancının önünde sabahları. Yap bir güğüm ayran evde. Koy o herifin önüne kaldırma. iki kuruştan ayran sat. Sat da herif gözünü oysun. Seni parayla fukaralar tutup dövdürsün. Daha olmazsa öldürtsün. Kestane sat bir çıkmaz sokağın başında. Çürüklerini ayır ayır sokağa at yine üç yüzden okut. Korkma ziyan etmezsin. Ama başına bela musallat olurmuş. Aldırma koru kendini. Seni tanıyan kimse senden kestane almazmış. Senin gözünün önünde giderler çürüklerini inadına başkasından alırlar da senden almazlarmış. Varsın almasınlar. Bütün şehirle dost değilsin ya. Sen başla bir defa işe. Bir haftaya kalmaz şapkası delik, gözleri uçuk, rüzgara karşı içi yünsüz bir adamcağıza çürüklerini, pişmemişlerini dayayacaksın. Bunu yapacaksın. Yapmazsan hayatından, kestanecilikten hiçbir şey anlamayacaksın. Manavçırağını, bakkal oğlunu, tüccar katibini, gazeteci muharririni böyle yetiştiriyor. Bu şehir böyleyken bu böyle sürüp gidecek.